Ektofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar geliyor. Saygıdeğer misafirler, kıymetli paydaşlarımız, değerli basın mensupları, geleceğin tam bağımsız ve müreffeh Türkiye'sini inşa edecek sevgili genç kardeşlerim. Teknofest çatısı altında hürriyet ateşinin ilk kez yakıldığı Samsun'da sizlerle buluşmaktan dolayı çok mutluyuz. Milli mücadele şehri Samsun'a kardeş Azerbaycan'dan, işgalden azat olmuş özgür Şuşa'dan selamlar getirdim. Milli teknoloji hamlesinin dünyanın önüne çıktığı en önemli platform olan Teknofest'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli katılımcılar, bugün tarihimizin en önemli günlerinden birini birlikte yaşıyoruz. 100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Değerli misafirler, 17 yıl önce 2005'te bu dönemlerde Türkiye'nin ilk milli yasası olacak buradaki genç kardeşlerimin yaptığı boyutlarda, model uçak boyutunda Bayraktar Mini Yan'ın ilk prototipini geliştirmek için uğraşıyorduk. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yürüttüğü programa katılacak uçağın prototipini hazırlıyorduk. O dönemde sizlerin yarışmalar için kurduğu takımlar gibi küçük bir ekiple gecesini gündüzüne karışmış bir halde aylarca çalıştık. Uçuş denemelerimizde sizlerin de yaşadığı gibi yazılımdan donanımına, mekanikten aerodinamiğine kadar türlü türlü problemlerle boğuştuk. Program kapsamında gösterim uçuşuna hazırladığımız iki uçağımız vardı. Onlardan bir tanesi devletin resmi heyetleriyle yapılacak demoya tam 12 saat kala test uçuşunda kaza geçirerek kırıldı. Rahmetli babam Özdemir Bayraktar ve ekibimizle hiçbir sorunda vazgeçmedik, pes etmedik. Zira en zor anda bile mücadele edersek, yürümeye devam edersek, çalışmaktan vazgeçmezsek Cenab-ı Mevla'nın yardım edeceğine inanmıştık. İstanbul'dan Ankara'ya tüm ekipmanları taşıyıp konakladığımız misafirhanenin lobisinde sabaha kadar çalıştık. Birkaç saat sonra da gösterim yapılacağı alana geçtik. Gökyüzünde aynı bugün olduğu gibi tertemiz bir hava vardı. O sabah güneş adeta dirilen umutlarımız gibi doğmuştu. İnancımızdan kuvvet alarak kainattaki her olaya, her akışa Allah'ın hükmettiğinin bilinciyle ilk uçuşa başladık. O gün tüm sistemler daha önce hiç olmadığı kadar mükemmel çalışıyordu. Hissiyatım Allah'ın inayetiyle bu işi başaracağımız yönündeydi. Yaşanılan bir anı, bir duyguyu anlatmak her ne kadar zor olsa da
yaptığımız işin önünün açık olduğunu işte ilk defa orada hissettim. Kıymetli misafirler, 1071'de Malazgirt'te bize bu toprakları vatan olarak armağan eden Sultan Alparslan, size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır demişti. Şükürler olsun ki 1000 yıldır her bir karışı için kanımızı döktüğümüz ecdadımızın ebedi mirası bu güzel vatanda ay yıldızın altında özgürce yaşıyoruz. Bugün dünyaya baktığımızda güçlü ülkelerin daha zayıf durumda olan ulusları hiçbir hak ve hukuk gözetmeden ezdiğini hep beraber görüyoruz. Eskiler hak kuvvetin fevkindedir derlerdi. Bugün ise maalesef kuvvetin hakkın fevkinde olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Kim daha güçlüyse hiçbir kural, kanun dinlemeden ezip, yıkıp geçiyor. Tüm batının sırtını döndüğü Bosna'da, Karabağ'da, Filistin'de yaşananların acısı yüreğimizde hala taze. Demokrasi getireceğiz diye girilen Afganistan'da, Irak'ta taş üstünde taş kalmadı. Keza kuzey komşumuz Ukrayna'da tüm dünyanın gözü önünde masum insanlar, kadınlar ve çocuklar katledilmeye devam ediyor. Şimdi sizlere soruyorum. Kendimizi koruyacak gücümüz, kuvvetimiz olmasa bizi bu coğrafyada rahat bırakırlar mı? Yaşam hakkı tanırlar mı? Covid-19 salgınıyla evlere hapsolduğumuz dönemi hatırlayın. Bütün dünya içine kapandı. Tek dişi kalmış medeniyetin gözlü ülkeleri birbirlerinin solunum cihazlarına, hatta maskelerine dahi el koydu. Benden sonrası tufan dedi. Ülkemiz ise medeniyetimizin değerlerinden aldığı ilhamla hem solunum cihazımızı geliştirdi, hem de bu cihazları imkanı olmayan ülkelere göndererek mazlum coğrafyalara nefes oldu.